bir ön bilgi verilmesi icap eder. Bilinsin ki Adem'in alemin özü olduğu ve alemde her ne mevcut ise hepsinin Adem'de bulunduğu yukarıda geçen bahislerde izah edilmiş idi. Evet, hatırlayalım. Allah Adem'i kendi sureti üzere halketti buyurulmaktaydı. Demek ki alemde her ne varsa Adem büyüse büyüse alem olur, alem küçülse küçülse Adem olur diye ifade etmişti. Alemin ruhu ve halifesi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem külli ruhtur. Evet, gerçek halife, alemin ruhu, halifesi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem külli ruhtur. Ve alem olan külli nefs, o külli ruhun mutmainne ve raziye ve marziye sıfatlarıyla vasıflanmış ve pak ve tertemiz olmuş olan nikahlı eşidir. Evet, ruhun eşi dedi ya nefis. Ve külli ruh hakiki Adem'dir. Külli ruh Adem'dir. Ve külli nefs Havva'dır. Ki bunlar Hakk'ın hakiki vücudunda bulunan vehim veren külli kuvvetin tesiriyle zat cennetinden, ikilik aleminden ibaret olan kesif taayyünler mertebesine ihbitu, yani ininiz, Bakara 36'da geçtiği üzere ininiz emriyle indiler. Ve külli ruh ile külli nefsin birleşmesinden sayısız ve hesapsız ruhlar ve cüz'i nefisler doğup bir diğeriyle birleştiler, çoğaldılar. Ve bunların birleşmesinden de onların benzerleri olan ruhlar ve cüz'i nefisler birbiri ardınca açığa çıktı ve çıka gelmekte bulundu. Halen de çıka gelmektedir. Şimdi külli nefse ulaşan hükümler külli ruhtan gelir. Külli nefse ulaşan hükümler külli ruhtan gelir. Ve külli nefs sıfatlarına ait hükümlerine değil, belki külli ruha tabi olduğundan bu hususta mutmainindir. Ve eşi olan külli ruhun hükmünden razıdır. Ve indinde eşi de ondan razıdır. Bundan dolayı kendisi tabiatın kirlenmiş sıfatlarından pak ve temizdir. Külli nefs bundan pak ve temizdir. Fakat cüz'i nefisler vehim veren kuvvetin, yani cinni şeytanların tesiriyle tabiat karanlığına meyilli ve cüz'i ruhların davetinden gafil olduklarından onlara işin hakikatini telkin edecek bir davetçi lazımdır. Ve bu davetçiler de nebiler aleyhisselam ile onların kamil varisleridir. Ehlullah'ın seçkinleridir işte bu davetçiler. Cenab-ı Şeyh-i Ekber bu davetçilerden biridir ki, Ehlullah'ın seçkinlerinden biridir ki Şeyh-i Ekber Muhyiddin İbn Arabi bu kitabıyla Allah'ın kullarını hakikatlere davet buyurmaktadır. Şimdi